أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kardeşler, hakkınızı helal edin. Sadece ben iki mesele üzerinde inşallah bazı nasihatler etmek istiyorum. Birincisi, bugün okumuş olduğum bir kitapta, kitabın aslında bu konuyla bir alakası yok da sadece kitapta şöyle bir ibare geçiyordu. İşte Kur'an-ı Kerim'de mutluluk iki yerde geçer diye. Yani ayetlerin sayısını, hangi ayetlerde, hangi surelerde olduğunu söylemiyordu. İki yerde geçer diye söyleyince biraz merak ettim yani. Şimdi sonuçta biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman duyguları çok içten işler yani Allah subhanahu teala. Hüznü, şaşkınlığı, dehşet vericiliği, yani sevinci, Allah azze ve celle kafirler tarafında olsun, Müslümanlar tarafında olsun. Bunları mesela çok yoğun bir şekilde işler. Mutluluk ise yani çok böyle belirgin bir his, çok belirgin bir duygu. Orada deyince böyle Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer diye şaşırdım yani. Dedim acaba nerelerde geçer? Allah azze ve celle nerede mutlu olunacağından bahsediyor. Biraz böyle fihristleri falan araştırdım. Bakayım dedim. İki yerde gerçekten de geçiyor. Mutluluk kelimesi Allah'ın kitabında iki yerde geçiyor. İkisi de Hud suresinde. Biri Hud suresi 105. ayette. Diğeri ise Hud suresi 108. ayette geçiyor. Şimdi ben o ayetleri sizlere okuyacağım. Ondan sonra bir yere varacağım inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala Hud suresi 105 ile 108. ayetler arasındaki hepsini okuyayım ben size. Ondan sonra inşallah onun üzerinden bazı meselelere gelmiş olalım. Estaizu billah. Hud suresi 105. ayette. Allah azze ve celle başlıyor. يَوْمَ يَتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ. O gün geldiği zaman Allah'ın izin verdiklerinin dışında kimse konuşamaz. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Onlardan kimileri vardır mutludur, kimileri de vardır nedir? Mutsuzdur diyor Allah subhanahu teala. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا. Mutsuz olanlara gelecek olursak, فَفِنْ نَارِ. Onlar ateştedirler diyor Allah azze ve celle. Mutsuz olanlara gelecek olursak, onlar ateştedirler. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ. O gün diyor o ateşin içerisinde mutsuz olanlar soyuldukça soyulurlar ve hıçkırıkları böyle çok, yani buradan Allah azze ve celle mübalağayı kullanıyor. Yani hem şeyleri, yüzleri soyulur, hem bedenleri soyulur, etleri kemiklerinden soyulur. Allah azze ve celle soyuş diyor yani. Onlar diyor büyük bir soyuş içerisinde olurlar ve büyük bir haykırış, hıykırış, böyle hıçkırıklar içerisinde olurlar diyor Allah azze ve celle. Halidine fîhe mâ dâmetus semâvâtu vel ard. Yer ve gök var olduğu müddetçe onlar da o ateşte, cehennemde ebedi bir şekilde var olacaklardır. İlla mâ şâe rabbuk. Rabbinin dilemiş olduğu kimseler hariç. İnne rabbeke fe'alun limâ yurid. Senin Rabbin dilemiş olduğu şeyi fazlasıyla yapandır. Mübalağa var burada. Dilediği şeyi yapandır Allah azze ve celle. Kimseye bir şey sormaz Allah. Allah dilediğini yapar. Sonra Allah azze ve celle mutsuz olanlardan bahsediyor. Bakın 105. ayette kimileri vardır dedim mutludur. Kimileri vardır mutsuzdur. Şimdi nerede olduğunu ben size söyleyeceğim birazdan. Sonra Allah azze ve celle mutlu olanlara geliyor. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِيدُوا. Mutlu olanlara gelecek olursak فَفِي الْجَنَّةِ. Onlar cennettedirler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضِ. Yer ve gök var olduğu müddetçe onlar orada ebedi bir şekilde kalıcıdırlar. İlla مَا شَاءَ رَبُّكْ. Ama senin Rabbinin dilemiş olduğu kimseler hariç. Rabbinin diledikleri hariç. اَتَاءً غَيْرَ مَجْدُوذُ. Orada ne olacaklardır? Bitip tükenmek bilmeyen lütuflar içerisinde olacaklardır diyor Allah azze ve celle. Onlara verilecek olan lütuflar, nimetler bitip tükenmek bilmeyen nimetlerdir. Şimdi bakın, burada Allah azze ve celle mutlu ve mutsuz olanlardan bahsediyor. Ben mutsuz olanlara çok girmeyeceğim. İki ayette Allah azze ve celle mutlu olanlardan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de başka böyle bir ayet yok. Başka hiçbir ayette Allah azze ve celle mutluluktan bahsetmiyor. Ama iki ayette bahsediyor. Şimdi 105. ayete gelelim. Allah azze ve celle ne dedi? يَوْمَ يَتِّ لَا تَكَلَّمُوا نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ. Allah'ın izin verdiklerinin dışında kimse konuşamaz. Ne zaman konuşamaz? O gün geldiği zaman. Hesap günü geldiği zaman. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Onlardan kimileri vardır mutsuzdur, kimileri vardır mutludur diyor. Peki o mutlu olanlar kardeşler, nerede oluyor bu? Hesap günü geldiği zaman. Demek ki ilk mutluluk nerede yaşanacakmış? Hesap gününde. İkinci mutluluk nerede yaşanacak? 108. ayete gelin. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِيدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. Mutlu olanlara gelecek olursak onlar da nerededir diyor Allah azze ve celle? Onlar da cennettedirler diyor.
iki yerde mutluluk geçiyor. Demek ki Müslümanlar nerede sevineceklermiş kardeşler? Bir, kıyamet gününde, hesap gününde. İki ise cennette sevinecekler. Yani mutlu olacaklar daha doğrusu. Ondan önce bir mutluluk var mı? Ondan önce bir mutluluk yok. Nasıl biz hesap gününde ne zaman mutlu olacağız? Amel defterleri dağıtıldığı zaman, sahamızdan verildiği zaman, he umukrav kitabiya, alın kitabımı okuyun dediğimiz zaman, Allah Azze ve Celle ben sizden razıyım ey kullarım dediği zaman, o gün işte mizanda hayır ile şer tartıldığında hayırımızın şerrimizden daha çok olduğunu gördüğümüz zaman, Allah'ın huzuruna işte Müslümanlar olarak, mücahitler olarak, davetçiler olarak çıktığımız zaman, Allah da bizden amelleri kabul ettiği zaman biz anladık ki biz kazananlardan olduk. O zaman mutlu oluyoruz. Sonra ne zaman mutlu oluyoruz? Cennete girdiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Cennet Allah Azze ve Celle'ye nazar ettiğimiz zaman, Allah Tebareke ve Teala nimetlerini kullandığımız zaman, Allah Azze ve Celle bizlere atlarından ırmaklar atmış olduğu o makamlara, o cennete alaya, o cennetin adına, cennetin firdevse ulaştırdığı zaman o zaman mutlu oluyoruz. Ne öğretiyor kardeşler? Bu hakikat bize ne öğretiyor? Hiç kimse kıyamet gününde, hesap gününde ey kullarım ben sizden razı oldum cümlesini duymadan mutlu olamaz. Hiç kimse cennete adım atmadan mutlu olamaz demek ki. Kim dünyada mutlu ise korsun kendinden kıyamet gününde mutsuz olacak. Hiç kusura bakmasın. Mutsuz olacak. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle dünyada mutluluğun olmayacağından bizlere bahsediyor. Hiç dünyada mutluluk yok. Sevinç olabilir. Saliha bir eş ile evlenirsin, sevinirsin. Salih, saliha çocukların olur, sevinirsin. Allah sana bazı amelleri yapmayı muvaffak kılar. Cihat gibi, davet gibi, ilim gibi vesaire. Diğer ibadetleri hac gibi, umre gibi. Bunlardan sevinirsin ama mutlu olamazsın. Niye mutlu olamazsın? Çünkü Allah senden kabul etti mi etmedi mi bilmiyorsun ki. Neyin mutluluğunu yaşayacaksın sen? Tabiri caizse sınava girmişiz. Mesela sınava giren talebeler oluyor. Adam mesela soru geldi karşısına. Bir soru baktı ki bildiği soru. Kolay bir soru. Yaptı. Sonra bir soru daha geldi. Biraz böyle tereddütte kaldı. Bir soru daha geldi, zor geldi. Böyle zor soru, kolay soru arasına gelip gitti. Sonra bu da sınavdan çıktı. İyi geçmiş. Kendince sınavını iyi geçirmiş. Bu çocuk, bu talebe mutlu mu olur yoksa sevinç mi duyar? Bu ancak sevinç duyar ama mutlu olamaz. Ne zaman mutlu olur? O sınavdan başarılı olduğunu gördüğü zaman mutlu olur. O olmadan asla asıl mutluluğu yaşamaz. Hep içinde böyle bir burukluk olur. Velev ki çok güzel bir şekilde o sorulara cevap veren bir insan olsun. Velev ki 100 üzerinden 100 alacak derecede o soruları bilen bir insan olsun. Yine de mutlu olamaz. Hep içinde böyle bir kuşku olur. Acaba yanlış mı oldu? Acaba yanlış mı cevap verdim ya böyle içinde bir kuşku olur. O yüzden kardeşler biz Rabbimizin huzuruna çıkmadan, Rabbimiz bizden razı olduğunu bilmeden biz mutlu olamayacağız. Zaten rivayet edilen Nebi Aleyhisselam'ın rivayet eden bir hadise ne diyor Nebi Aleyhisselam? La rahata fid dunya. Dünyada rahat yoktur diyor. Bakın bu konuda sizlere anlatılan bir kıssa var. Horoz kıssası belki bilirsiniz. Adamın bir tanesinin horozu var. Bu horoz her sabah işte vakit olduğu zaman ezan okuyor. Öyle anlatılıyor. Ezan okuyor. Bir süre bu şekilde devam ediyor. Adam en son rahatsız oluyor. Horozu yanına çağırıyor. Diyor ki bak horoz, eğer bir daha ezan okuyacak olursan sabah ben senin tüylerini yolacağım ve seni yiyeceğim diyor. Onu deyince horoz korkuyor, bir daha da ezan okumuyor. Bir müddet geçiyor, adam horozu bir daha çağırıyor. Diyor ki horoz, eğer diyor sabahları tavuk gibi gıdaklamazsan ben senin tüylerini yolacağım, seni yiyeceğim diyor. Horoz da korkuyor, sabahleyi tavuk gibi gıdaklamaya başlıyor. Bir müddet böyle geçiyor. Sonra adam bir daha çağırıyor horozu. Yani şimdi taviz tavizi doğuruyor. Bu sefer çağırıyor diyor ki bak horoz, eğer bundan sonra tavuklar gibi yumurta vermezsen senin tüylerini yolacağım ve seni yiyeceğim diyor. Şimdi bu da imkansız. Bunu da yapamayacak. Ne diyor orada horoz? Diyor ki ah keşke ezan okuyup horoz gibi ölseydim diyor. Ezan okuyup horoz gibi ölseydim diyor. Şimdi kardeşler, bu iki şeyi bir birleştirelim. Ben ve sizler ne kadar muttaki olursanız olun, ne kadar mücahit olursanız olun, sizin elinizde insanlar ne kadar hidayet bulursa bulsun, dünyada mutlu olamayacaksınız. Dünyada rahat edemeyeceksiniz. Ta ki hesapların görülmüş olduğu zamanda
Allah bizden razı olduğunu anlayıncaya kadar. Ta ki cennete adımımızı atıncaya kadar biz mutlu olamayacağız. Bu bir. O madem ben dünyada mutlu olamayacaksam, madem istediğim kadar taviz vereyim, istediğim kadar kadın gibi yaşayayım, istediğim kadar erkek gibi yaşamayayım, adam gibi yaşamayayım, yine de ben mutlu olamayacağım dünyada. Yine de rahat edemeyeceğim ben dünyada. O halde kardeşim, taviz vermeye gerek var mı? Akideden ödün vermeye gerek var mı? Menheci bırakmaya gerek var mı? 3 kuruşluk dünya için fırıldak gibi dönmeye gerek var mı? Hiç gerek yok. O horozun dediği gibi. Ah keşke ezan okuyup horoz gibi ölseydim diyor. Madem değişmeyecek ecel, madem mutluluk da bir türlü ulaşamayacağız o mutluluğa ve rahatlığa, o zaman adam gibi yaşayalım. Tevhid üzere yaşayalım. Akidemizi savunarak yaşayalım. Birileri bırakın 3 kuruşluk dünya için fırıldak gibi dönsünler. Davalarını satsınlar, dinlerini satsınlar. Nereye çekerlerse oraya gitsinler. Ta ki dün horozken bugün tavuk gibi yumurtlamalarını istesin birileri, sahipleri. Bırakın onlar öyle yapsın. Biz zaten Rabbimizin huzuruna çıkıncaya kadar, o bizden razı olduğunu anlayıncaya kadar zaten biz mutlu olamayacağız. Neyin davasındayız biz o zaman? O zaman neyin tavizini vereceğiz biz? O zaman hangi ödünden vazgeçeceğiz biz? Davamızın hangi tarafını satacağız biz? Seyyid Kutup Rahimullah'ın dediği gibi. Şeriat diyor bir bütündür diyor. Onun küçük büyük parçaları vardır. Ama bir parça çıktığı zaman bütün parça gitmiş demektir. Şeriattan, dinden, akideden ufacık bir taviz verdiğin zaman hepsi gitmiş demektir kardeşler. Bu çok önemli bir mesele. İstediğimiz kadar kendimizi yırtalım, istediğimiz kadar mücadele edelim, mutlu olamayacağız. Mutlu olamayacağız kardeşler. Bakın bu çok önemli bir hakikat ha. Anlayabilirsek eğer, bu çok büyük bir hakikat. Ya kardeşimle anlaşamıyorum. Ya işte yolda beraber yürümüş olduğum insanlar. Olacak kardeşim. Mutlu olamayacaksın yani. Sen bunu kafana sok. Ailemle şöyle yaşıyorum. Hanımımla şöyle sıkıntım var. Çocuğum beni dinlemiyor. Şöyle oldu. Ya olamayacaksın kardeşim. Zorlama. Mutlu olamayacaksın. Ne kardeşlerinle aranda tam bir o mutluluğu yaşayacaksın. Ne eşinle, ne çocuğunla, ne davanla hiçbir şekilde o mutluluğu yaşayamayacaksın. Hiç zorlama. Bu da size kardeşler hakikat olsun. Rahatlarsınız biraz. Ben de rahatlarım. Niye? Ben de birileriyle sıkıntı yaşadığım zaman davamla alakalı, nefsimle alakalı, dava kardeşlerimle alakalı, ailemle alakalı derim ki kardeşim zaten dünyada mutluluk yok. Neyi arıyorum ki ben? Ulaşamayacağım bir şeyin niye peşine koşayım ki? Zaten ona ulaşamayacağım yani. Allah Azze ve Celle kardeşler bize asıl mutluluğu yaşatsın yani. Dünyada ufak tefek sevinçler yaşayabiliriz ama asıl mutluluğu yaşayamayız. Ta ki kardeşler Allah Azze ve Celle bizim elimizle Avrupa'nın göbeğine bile şeriat bayrağını diktirsin, tevhid bayrağını diktirsin, yine mutlu olamayacağız yani. Bilemiyoruz ki ihlas üzere mi yaptık, Allah bizden onu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bilemiyoruz. O yüzden seviniriz ama mutlu olamayız yani.